Erdoğan'a oy verdim abi. Kime vereyim? Erdoğan'a verdim. Zaten Erdoğan'a vermesem de o kazanacak abi. Koca bayram geçti. Ben çocuğuma bir bayramlık alamadım. Oturup sokaklarda ağladım. Ne kazanıyorum ki 6 bin lira 7 bin lira kreşe vereyim. Kiralar zaten başını almış gitmiş. İki kişi bir yemek yiyoruz 405 lira para böyle. Gidin bir gezin ya. Evimin altından fareler geçiyor. Lağım suları geçiyor. Ben oraya 1,5 milyar kira ödüyorum. Peki ekonomiyi şu gün şu hale getiren kimdir sizce efendim? Ya yine bizleriz. Özür dilerim. Bu halklar arasında değildir. Bu sosyal bir devlette yaşıyoruz. Bunu devletten, yönetimlerden beklememiz gerekmiyor mu? Çok güzel yollar yaptı bize. Çok güzel imkanlar tanıdı bize. Kadın haklarımız var. Sığınma evlerimiz var. Recep Tayyip Erdoğan oyu çaldı mı çalmadı mı? Çaldı abi. Çaldı. Vallahi tutuklanayım istiyorsam çaldı abi. Ben ona versem de vermesem de adam kazanacaktı. İmkanımız var ki geziyoruz. Benim arabam var abi. Yurt dışında da var. Ülke hakkındaki görüşlerin nelerdir? Ülke hakkında mı? Ülke nerede abi? Şu anki yaşadığımız toprakları olmuyor. Abi ülke yok ki. Ülke kalmadı. Vallahi kalmadı. Kalmadı abi. Ekonomi diye bir şey kalmadı. Ülke kalmadı. Haklı mıyım abla? Ekonomi diye bir şey kalmadı abi. Ama benim için var. Nasıl? Ben hayatımı yaşıyorum abi. Ama millet için yok. Neden yok? Yok abi. Ekonomi yok abi. Ekonomi diye bir şey yok. Kalmadı. Neden yok? Asgari ücrete zam geldi değil mi? Neden geldi ki? Ardından %40 zam geldi sonra. Ekonomi bu mu abi? Asgari ücret 2900 lirayken para kalıyordu. Ben çalışmıyorum. Ben 3 senedir çalışmıyorum abi. Ben hep sosyal medyayla uğraşıyorum. Allah'a şükür benim durumum iyi. Ama millet için değil abi. Benim hesabımda 100 bin lira var. Ama millet için değil. İyi değil. Ekonomi kötü. Ben gideceğim abi. Almanya'ya gideceğim. Almanya'dan geldim zaten abi. Efendim? Erdoğan'a oy verdim abi. Kime vereyim? Erdoğan'a verdim. Zaten Erdoğan'a vermesem de o kazanacak abi. Ben Erdoğan'a verdim. Oyumu verdim. Ben zaten yurt dışında yaşıyorum abi. Benim normalde orada yaşıyorum. 4 aydır buradayım. Ama ekonomi iyi mi abla? Berbat. Bak ekonomi iyi değil abla. Ya ekonomi iyi olsaydı. Ablam bak ablam. Hı-hı. Ablam bir şey olmaz. Bak ablam bunu satıyor. Yok abla bir şey yok. Ablam bunu satıyor. Sabahtan akşama kadar ekmek parası için uğraşıyor. Belki çoluk çocuğu var. Bunlarla kazanıyor. Ekonomi sence iyi mi abi? Sence iyi mi abi? Sen değil tabii ki değil. Değil abi bak iyi olsaydı ablam haklı mıyım abla? Çoluk çocuğum var mı abla? Allah bağışlasın ablam. Evet. Eşimden ayrılmışım. Ortada kalmışım. İşe girmeye çalışıyorum. Çocuğumu bırakacak herhangi bir yer yok. Yok yani. Bana diyorlar ki kreşe verebilirsin. Kreşler dünya para. Ben bunun altından nasıl kalkabilirim bir fakir olarak? Durum yok. Adama 2000 lira nafaka verdiler. Adam 1000 lirasını vermiyor bana. Adam uyuşturucu bağımlısı. Adam alıp içeri atmıyorlar. Rahat rahat geziyor. Belki genç başka insanların kanına giriyor. Ben çilesini çekiyorum. Benim 5 yaşında çocuğum var. Onu korumaya çalışıyorum o adamdan. Nasıl bir hayat bu ben anlayamadım yani. Yani böyle adamları içeri atmaları gerekmiyor mu? Veya bir örnek olması için hastaneye yatılıp tedavi edilmesi. Katılıyorum o konuda. Çünkü çok berbat durumdayız. Sağıma dönüyorum başka birisi, soluma dönüyorum başka bir şey. Yani küçük çocuklarımız var. Bak 5 yaşında oğlum var korkuyorum. Küçük daha çok küçük. Ekonomi kötü abi yani. Vallahi kötü. Ekonomi diye bir şey yok. Benim için iyi ekonomi. Hayat bana güzel. Abla yurt dışına git. Ciddi diyorum git. Hayat var orada. Bak mendil satarak, bir şeyler satarak çocuğuma ekmek kazanmaya çalışıyorum. Sosyal yardımlardan yardım bağlandı ama ayın 20'sinden önce bana para yatmadı. Koca bayram geçti ben çocuğuma bir bayramlık alamadım. Oturup sokaklarda ağladım. Bu reva mıdır Allah'ta? Kesinlikle değil. Kesinlikle size katılıyorum ama bu bireysel sorun herhalde toplum olarak. Toplum olarak böyleyiz. Bakın çoğu satıcılık yapan bayanlara sorun. Kiminin çocuğunu bırakacak? Ya eşinden ayrılmış kadın ben kendim için söylemiyorum. Başkaları da var böyle. Eşinden ayrılmış ufak çocuğu var bırakacak kimsesi yok. Hani bırakıp akşam alabileceği bir hani bir yer yok yani. Belli bir devletin yaptığı bir yer yok yani. Kreşe verin diyorlar. Kreşe vermeye kalkıyorsun 6 bin lira. Ben ne kazanıyorum ki 6 bin lira kreşe vereyim? Ne kazanıyorum ki 6 bin lira 7 bin lira kreşe vereyim? Kiralar zaten başını almış gitmiş. 4 bin liradan 5 bin liradan aşağıya iniyor. Sizce düzelir mi efendim ekonomi? 10 sene daha düzelir abi. Bu tür... Bak bu Türkiye... Bu tür... Ver ablam. Al ablam al. Yok çekmiyor. Ablam al. Kusura bakma ablam. Bu Türkiye 10 sene daha kendini toparlayamaz. 10 sene. Belki hiç toparlayamaz. Neden? Toparlayamaz abi. Ben az önce de söyledim. Asgari ücrete zam geldi değil mi? Millet seviniyor. Millet çünkü eşek. Vallahi eşek. Eşek değil mi? Millet. Ya millet eşek olmasa. Asgari ücrete zam geldi diye seviniyorlar. Ardından %40 zam geldi abi. Ne anlamı kaldı ki? Ben 2900 lira alırken o zaman çalışıyordum. 2900 lira alırken 10 numaraydı abi. Para kalıyordu. Kira 300 liraydı. Şu an kira 6000 lira. Yanlış mıyım abla? 6000 liraya bulursam. Bak biz... Almanya'dan geldim abi 3 aydır buradayım. Kiram 7 bin lira. Şeylerde oturuyorum abi. Çarşının ucunda. Kira 7 bin lira abi. Benim için güzel. Benim için sıkıntı yok ama ben 3,5-4 senedir çalışıyorum abi.
şey çalışmıyorum abi. Benim için hayat güzel. Ben yurt dışından dediğim gibi 3 aydır geldim. Ama buradaki millet de eşek abi. Bu ekonomi de 10 sene daha toparlanamaz. Belki hiç toparlanamaz. Toparlanabilir mi abi? Sence sana soruyorum. Toparlanır mı abi? Kesinlikle toparlanır. Hayır, toparlanamaz. Vallahi. Neden? Abi bu Türkiye 10 sene daha toparlanamaz. Yıl olarak bilmem ama kesinlikle ülke toparlayacak. 10 sene daha kendini toparlayamaz. Bak ben abi 19 yaşındayım. Bu 10 sene daha kendini toparlayamaz bu Türkiye. Toparlayamaz. Hiçbir şekilde toparlayamaz. Gençlerimiz bile bunu söyleyebiliyorsa bizler ne yapalım? Dayıcım şimdi bak, gençler evlenemiyor. Bir düğün yapıyorlar, ne kadar patlıyor? Şu anda rakı istatistikler 350-400 bin lira. 350-400 bin lira bir düğün yapsan şükür et abicim. Valla 350-400 bin lira. Ben hemen evleneyim. Yine 1 milyon paran. Abi bizim, sen nerelisin abi? Bir dakika. Amcam bir dakika. Abi sen nerelisin? Evrenselim. Orada nere oluyor abi? Hadi dinle. Şöyle abi bak ben Diyarbakırlıyım. Bizim Kürtlerde bir de şey var. Neydi? Başlık parası var. Ya bizimkiler nasıl biliyor musun? Kolye 100 bin lira. Artı evi, artı eşyası. Abi ben nasıl evleneyim? Bak tamam, benim durumum iyi Allah'a şükür. Durumum iyi, benim iyi. Ama yine evlenemiyorum. Nasıl evleneyim abi? Sen evli misin abi? Değilim. Bak niye evlenmedin abi? Ama çocuklarım var. Nasıl var abi? Evlenebilir misin abi? İmkanın var mı şu an? Şu an istesen evlenebilir misin? Hayır. Bak ekonomi iyi diyorsun abi. Nasıl iyi? İyi demedim ekonomi. Tamam, iyi demedin de bu toparlanacak diyorsun. Abi 10 seneye kadar toparlanma. Toparlanacak. Tamam. Bak. Gençler neden yurt dışına kaçmaya çalışıyor? Sence neden? He? Abi görmüyor musun durumu? Görmüyor musun dayıcım? Ya biz de eskiden gidiyorduk, biz takılıyorduk, geziyorduk, şey yapıyorduk. 10 numara geziyorduk. Gezebiliyordun yani, anladın? Manitanı alıp gezebiliyordun. Arkadaşlarla oturabiliyordun bir yerden. Ama şimdi oturamıyorsun eskisi gibi mesela. Valla gidiyoruz bir yerde oturup bir yemeğe gidiyoruz. 2 kişi bir yemeğe gidiyoruz. 405 lira para böyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anki teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. Takip edebilirsiniz orada. Güneş Akaya TV. Takip edin oradan. Yüklendiğinde göreceksiniz. Siz olmayacaksınız. Ama sesiniz olacak. İnanın bak, gerçekten çok zor. Yani gidin Cumhuriyet tarafına. Gidin bir gezin ya. Evimin altından fareler geçiyor. Lağım suları geçiyor. Ben oraya 1,5 milyar kira ödüyorum. Ve benim ev sahibim bana böyle yapıyor. Oğlumu getireceğim, sen çık. Niye? Her şeye zam geldiği için beni evimden çıkarıyor. Bende para yok, pul yok. Ben nereye değiştireceğim evi? En kötü ev şu an 2000 lira. 1+1 ev tutamıyorum çocuğumla kendime. Ev sahibim dışarı çıkıyor. Ne diyeyim daha bu? Yani ekonomiyi soruyorsunuz ama ekonomi berbat. Peki ekonomiyi şu gün şu hale getiren kimdir sizce efendim? Ya yine bizleriz. Ekonomi sizler mi getirdiniz? Bizler getiriyoruz, evet. Her şeyin sorumlusu bizler. Ne yaptınız sizler? Yani doğru seçimler yapamıyoruz kafamızda. Oturup düşünmüyoruz. Hani birbirimize destek olmuyoruz. İşte bu garibandır, şunun evini düzeltelim demiyoruz. El birliği yok, destek yok. Git şimdi Almanya'ya veya yurt dışına. Şu denizi bulabilir misiniz? Bulamazsınız değil mi? Ama bu sizin bahsettiğiniz efendim, birbirine yardım, dayanışma dediğiniz sizin. Özür dilerim. Bu halklar arasında değildir. Bu sosyal bir devlette yaşıyoruz. Bunu devletten, yönetimlerden beklememiz yani gerekmiyor mu? Çok güzel yollar yaptı bize. Çok güzel imkanlar tanıdı bize. Kadın haklarımız var, sığınma evlerimiz var. Ama oralarda da sıkıntılar var. Her yerin bir sıkıntısı var. Her şeyin bir sıkıntısı var. Şu anki yönetim midir sizce efendim bunun sebebi? Ya yönetime ben hiçbir şey diyemem. Hani. Neden? Çünkü ben okula bile gitmedim ki, okuma yazmam yok. Gitmedim. Niye anne baba okula bile gönderememiş zamanında? Yetiştirememiş. İstediği gibi bizi yönetememişler. Ailelerin de bunda payı var tabii ki. Sadece devlete yüklenmek de olmuyor. Ailelere de biraz. Ben katılmıyorum öncelikle size. Bence kesinlikle yönetimlerindir yani. Sosyal bir devletteyiz. Şu an hiçbir şey diyemem çünkü gerçekten diyemem. Hani şu. Ama bakın şunu söylüyorsunuz efendim. Benim evimin altından fareler geçiyor diyorsunuz. Ev sahibim ona rağmen bunu diyorsun gibi. Ben önce size kesinlikle katılıyorum ama burada yani bu ne senin ev sahibinin suçudur, ne diğer mülk sahibin ya da bu tamamen yönetimin bir suçudur. 21 yıldır yöneten bir iktidar. Ben sen kestir, başlamam artık gitmem gerekiyor çünkü. Şöyle diyeyim, benim gibi insanlara yardım edilmesi gerekiyor. Kadının evine git, altın dolu kolları kocasının altında son model arabası var. O insan kömür yardım alıyor, odun yardım alıyor, sosyal yardım alıyor.
Benim gibi garibanlar buralarda sürünüyor. Bir yardım alamıyoruz. Ha araştırılıyor mu? Evet araştırılıyor. Ama kadın ne yapıyor? Eşyasını komşusunun evine boşaltıyor. Veya kardeşinin evine götürüyor. Kocasının da ikametini başka bir yere alıyor. Ben dulum diyor. Yalan söylüyor. Bunların ispatlanmasını istiyorum ben ya. Bu kadar basit. Yönetimden sadece istediğim bu. Bir de gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım etsinler. İhtiyacı olmayana değil. Şu gün ülkede baktığında çok kişinin ihtiyacı var diye düşünüyoruz. Ya da biz devletin istatistiklerinden okuduğumuza göre en son Sayın Aile Bakanı açıkladı. 2-2,5 milyon kişi daha bunun üzerine eklendi yardım alanları. Abi Suriyelileri getirdiler bir kez zaten. Suriyeliler bizi bitirdi zaten burada. Afganlar, Suriyeliler bunlar bizi bitirdi, yedi bizi yani. Bu Afganlar, Suriyeliler bizde ne yaşıyorlar ha? Kendi ülkemizde mülteci olduk öyle dedim sana. Vallahi bizim ya. Kendi ülkemizde mülteci olduk. Peki ne olmalı sence Umut? Bilmiyorum abi ya, ne bilmiyorum. Ben bu ülkede ben bir beklentim yok. Peki arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Dedi ki deminki sohbetin içerisinde ben şu günkü şu ekonomi şartlarının hepsini bu benim düşüncem. Ben yönetime bağlıyorum. Yönetimi yönetmediği zaman başımız hiçbir türlü ne ekonomi olarak kurtulabiliriz. Arkadaşım şunu söyledi. Ama dedi ben dedi oyumu dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdim dedi. Peki neyi düşünerek vermiş olabilirsin? Neyi düşünerek verdim abi biliyor musun? Geçen seneydi ya. Öyle bir şeydi. O zaman oy çaldı abi. Şimdi ben ona versem de vermesem de yine kazanmayacak mıydı? Kazanacak mıydı, kazanmayacak mıydı? Ben bir video izledim. Adam diyor ki de işte ben de evim kira dedi. Ben de 2000 lira ödüyordum. De şimdi 5000 lira ödüyorum. Dükkanım da 3000 liraydı şu an 13000 lira ödüyorum diye. Ben diyor genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Niye diyor? Bu benim de eşeklerim diyor. Ben salakım diye ben de gerizekalıyım diye ben hak ediyorum yani bunları. O videoyu biz yayınladık. Bilmiyorum olabilir abi. Ya bu insanlar valla bu ne bileyim bizim insanlarımız her şey hak ediyor. Müstahak bunlar ha. Valla bak müstahak bunlar. Peki ama arkadaşım verdiğini söyledi. Arkadaşın söylesen de ne olacak bizim ya. Nasıl yani? Arkadaşın da oyunu verdiğini söyledi. Ben oyumu verdim. Ben oyumu verdim. Çünkü bak neden verdim abi biliyor musun? Ben geçen sene oy çalmadı mı Urfa'da? Araba hatta kaza yaptı bütün oylar dökülmedi abi biliyor musun? Bilmiyorsun. Geçen tam oylar çalınmadı mı çalınmadı mı? Recep Tayyip Erdoğan oy çaldı mı çalmadı mı? Çaldı abi. Çaldı. Vallahi tutuklanayım istiyorsam çaldı abi. Ben ona versem de vermesem de adam kazanacaktı. Kazanacaktı. Kazanacak diye mi verdin? Evet. Ben gittim oyumu gittim kullandım. Öylesine gittim abi çünkü... Kazanacak her türlü kazanacak. Ona versem vermesem de kazanacak. Ama şimdi ekonomiden şikayet ediyorsun. Abi ben şikayet etmiyorum. Ben millet için diyorum. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Abi millet için de hep beraber bak, benim için de abla ne dedi? Abla ne dedi? Ben yurt dışından geldim. Ben burada da benim hayat. Bak abi bak benim mavi tikim var. Görüyorsun. Ben mavi tik de satıyorum. Ben sosyal medyaya uğraşıyorum. Artı bir de Almanya'da evim var. Bak Almanya'da kendi evim var. Türkiye'de de ben güzelce yaşıyorum. Ben sıkılmıyorum. Ama millet için... Bak abla az önce ıslak mendil satıyor değil mi? 10 lira değil mi? Belki 5 liraya alıyordur, 10 liraya kazanıyordur, satıyordur. Bir çocuğu var, aylık 1,5 milyar kira veriyor. Nasıl kazanacak abi? Kimse işe almıyor ablayı. Ama sen işte oy verdin ya, bunlar için vermeseydin keşke. Bu abla da. İşte versem de vermesem de kazanacak. Ben versem de vermesem de kazanacak. Ya ben kazanamaz efendim. Abim sana yemin ederim ki kazanacak. Ben geçen sene de bak, geçen sene de oy çaldı. Geçen sene işte geçen iki oylar çaldı abi. Haberlere de çıktı, her yere de çıktı, oy çaldı. Ben dedim yine çalacak. Ben ona versem de vermesem de, ben gidip oy kullanmasam da yine o kazanacaktı. Ben de gittim, çağırdılar, ben de gittim, kullandım. Yani her şey çağırdılar, sen gittin, oyunu kullandın. Peki bundan sonraki düşüncelerin sen ülkede ne olur, nasıl gider? Ülke ne olur? Nasıl düzelir sence, nasıl toparlanır? Senin görüşlerin nelerdir bu konuda? Görüşlerim neler biliyor musun abi? Bu ülke toparlanmaz. Ne yapsalar da, ne yeseler bu ülke toparlanmaz. 10 sene... Toparlanacak dersen. Toparlanmaz. Toparlanır mı bu ülke? 10 sene daha toparlanamaz abi. Bak ben 19 yaşındayım. Allah'a şükür ailemden ayrıyım. Hayatımdan memnunum. Bak 3,5-4 senedir rahat çalışmıyorum abi ben. Hiçbir işte çalışmıyorum. Yalan mı? Bak burada abi ev tuttum 7000 lira kira veriyorum. Benim için sıkıntı yok ama ülke için. Şimdi adam aylık 10.000 lira alıyor 5.000 lira kira veriyor. İşte çocuğun masrafıdır odur budur adama para kalmıyor ki. Yemin ederim adama aylık 100 lira kalsa Allah bereket versin. Kalıyor mu? Bak bu çocuk çalışıyor, yemin ederim çalışıyor.
Şimdi günde daha 2 milyar ya 500 liraya çalışıyor. Yemin ederim abi 2 milyar yiyor. Biz yiyoruz, biz para tutamıyor abi ya. Biz para yiyoruz ya. Sağ olsun para zaten gidiyor zaten. Nasıl? Para gidiyor gidiyor. Para tutamıyoruz yani. Eskiden para biriktiriyorduk. Yani ufak para alıyorduk ama gene biriktirebiliyorduk. Şimdi valla biriktiremiyor be. Peki sence düzelir mi? Hayır, vallahi düzelmez. Billahi de, vallahi de bu ülke imkan verirse. Kur'an çarpsın bu dakika kaçarım giderim yurt dışına. Yani. İmkan verirse. Vallahi götüreceğim. Ben götürebil, ben 3 tane amcam. Sade biz artık gidelim. İşimiz işimiz var. Sen kal burada dadacığım. Oğlum yürü çarparım yüzüne. Sen ya ülke battı abi. Sen çalış. Dur bir dakika abi, sus bir dakika. Sen kaç çocuğun vardı abi? Allah başlasın, kaç tane var? Bir tane. Bir tane. Aylık kira veriyor musun abi? Veriyorum. Ne kadar veriyorsun abi? Yaklaşık 8 bin. 8 bin lira abi, çalışıyor mu? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Aylık asgari ücret kaç para? 11,5 milyar değil mi? 10.400 lira falan. Yetiyor mu sence abi? Elbette ki yetmiyor, zorla. Yetmiyor abi. 8 bin lira zaten kira veriyorsun. Ben asgari ücret çalışmıyorum. Abi bir kenara 100 lira atabiliyor musun? Biriktirebiliyor musun? Hayır. Neden? Bu ülke nasıl toparlanacak abi? Yetmiyor ki kazanım. Yetmiyor abi. Yok. Bir dur ya. Bu da amcamdır ya. Yani bu ülke toparlanamaz abi. Bak benim için değil abi. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben giderim istediğim yerde yerim ülkeyi. Kızlar belki yok. Boş ver ülkeyi. Hadi oğlum lan. Abicim ben mi? Bir dakika ne dedin sen? Bir dakika. Oğlum bu çocuk... Dayıcım kızlar belki boş ver ülkem, bize ne ülke? Ama bu diyor ki bak, kardeşim diyor ki. Sen bir şey değil mi? Allah'a ver ülke. Kız sorunu sen, kız sorunu diyorsun. Ya ülke, boş ver ülkeden umudumuz kalmadı dayıcım ya. Ülke nerede abi? Ülke, ben ülke görmüyorum. Bu hayat mı abi? Allah aşkına sen bak, bu hayat mı? Sence bak abi, bu hayat mı? Ama amca diyor ki kızlar bekliyor. İşte biz hayatı yaşıyoruz abi, dedim ya, biz yaşıyoruz. Çarpanlar bizler şimdi kameralar. Dün geceden beri geziyoruz, tozuyoruz. Yalan mı? Dün geceden beri eve gitmemişiz. Niye? İmkanımız var ki geziyoruz. Benim arabam var abi. Yurt dışında da var. Bak benim abi Passat'ım var. Ne bileyim, ülke üzülüyorum ben, anladın mı? Ülke sıkıntılı yani. Ben görüyorum, gençleri görüyorum. Valla kız arkadaşlarla bir yere gidip yemek yemiyorlar. Kafeye oturmaya korkuyorlar abicim. Ya bir bardak çay nasıl kafa olmuş 20 lira. Hayırdır ya. Benim bir arkadaşım var abi, Kazım Toraman diye. Zaten izler o da. Abi bak, sırf parası yok diye manitasıyla buluşamıyor. Ben ama yardımcı oluyorum Allah'a şükür. Yani sevdiğim arkadaşlara veya sevmediğim arkadaşlara Allah'a şükür yardımcı oluyorum. Ama benim arkadaşımın sevgilisiyle buluşacak Kazım Toraman. Ama parası olmadığı için gidemiyor. Sence normal mi abi bu? Bu ülke mi? Dur ya, dur. Normal mi abi sence? Abi düşünsene, bir kız arkadaşıyla buluşamıyor ya. Sırf parası yok diye. Bak bu da kız diyor abi. Yani bizde hiç sıkıntı yok. Bizde bak, bizde sıkıntı yok abi. Bak. Ülkeye umut bağlanma. Ülke gitti. Bir şarkı söyleyeyim mi? Az nein diyorum. Arkadaş keyifte, sen ülke derdiyle uğraşıyorsun öncelikle. Ben kendim için, benim için sıkıntı yok. Ben buradaki millet için üzülüyorum abi. Vallahi billahi benim için sıkıntı yok. Ben bu millet için uğraşıyorum. Dur Allah, yalan mı? Biraz daha konuşsun da yazasın. Hadi yürü oğlum, kamera zaten çekeyim. Kulağıma demeye gerek kalmadı, zaten duydular. Vallahi. Yani hayır. Yok abi, ülke kalmadı. Bak bu, dün geceden beri geziyoruz, adamdaki enerjiye bak. Yemin ederim uyumamış. Yemin ederim uyumamış. 2 gün daha uyumasa bunda... Peki çocuklar, size herhangi son sözlerim varsa alabilirim. Senin varsa... Abi bu ülke 10 sene daha toparlanamaz. Toparlanırsa abi... Gel bana abi, de ki... Sen yanlışsın. Abi dikkat edin kendinize, Allah'a emanet olun. Allah ülkenin yardımcısı olsun. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bakalım yapacak bir şey. Her ikinize röportaj için çok teşekkür ederim. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Ben bu videoyu yayınlayacağım. Yayınlayacağız. Herhangi bir sıkıntı var mı sizce? Ya bizde sıkıntı yok da. Bende hiçbir sıkıntı yok abi. Teşekkür ederim ikinize de. Yayınlatasanız iyi olur. Gelin siz bilin. Ben bir saattir boşuna mı konuşuyorum? Amca olur. Dur bir ya. Bak abim de Mardinli. Öyle abi, ben kendim için dediğim gibi üzülmüyorum. Ülke için üzülüyorum, insanlar için üzülüyorum. Yemin ederim ki üzülüyorum. Vallahi de billahi de üzülüyorum. Kendim, insanlarıma çok üzülüyorum abi. Allah'a emanet. Amcam gidiyor. Öyle abi, başka bir sorum yok. Sizin var mı abi sorusu? Sorumuz sana buydu. Ülke hakkındaki sorunların, problemlerin. Bunlar. Daha açık bir dile getirdin. Sana çok teşekkür ederim. Rica ederim abim. Sağ olasın. Başka söylemek istediğin bir şey varsa? Vallahi abi, akşama kadar da söyleyeceğim bir şey vardı. Söyleyebilirsin. Akşam gel oturalım abi, söyleyeyim. Tabii akşama kadar söyleyeyim. O gitsin ya. Biraz gölgeye gidelim. Evet. Burası iyi mi? İyi abi. Tamam. Evet, sen dinle. Amcaoğlu gel. O beni dövecek de, boş ver. Neden? O
Kız avcısı ya. Dün geceden bırak bir bekle, tamam gitmeyecekler. Tamam onu boş ver. O tamam. Öyle abi, bu ülke toparlanamaz. Allah sizin yardımcınız olsun. Hepsinin yardımcısı olsun. Dediğim gibi abi, benim için sıkıntı yok. O taş almış geliyor. Gel. Ekonomi nasıl? Gel. Ekonomi. 45 dakikada ekonomiden konuşuyorsun. Abicim kendinize iyi bakın. Yürü çarparım yüzünü ha. Ekonomi diye bir şey kalmadı. Oğlum 45 dakikada ekonomi. Baban sikerdi seni. Bak, ekonomi şimdi ben araya bunu izlesin. Ya abicim 45 dakika ekonomiden kurmadım lan. Hadi ya yürü hadi oğlum. Abi içinize de bakayım. Arabam var. Çok Allah'a teşekkür şükür. Ederiz. Çok sağ olun. Biz röportaja tamam, çıkıyoruz Allah çocuklar. Sağ olun. Olun. Çok abi, teşekkür abi, ederiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar, Güneş Akkaya TV gir YouTube'dan hemen. Arkadaşlar, bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman kocaman seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.